Merhaba sevgili arkadaşlar. Sayı kesir problemleri 8. testin kalan 4 sorusunu çözeceğiz şimdi. Değerli arkadaşlarım, buradan yine ben soru geleceğini düşünüyorum. Özellikle şu son 2 soruya lütfen dikkat edin. Şu soruya da dikkat edin. Bu tür soruların ben yine sorulacağını düşünüyorum. Bakınız, şimdi orijinal bir soruyla karşınızdayım. Terzilerin ölçü alırken kullandığı boyu genellikle 1,5 metre uzunluğunda olan şerit metredir. Kim bu? Mezura. Mezura boyu 1,5 metre olan şerit metreymiş. Bakın diyor ki bir terzi elindeki 1,5 metre uzunluğundaki mezura ile, yani mezura şu arkadaşlar, yukarıdaki verilen kumaşın enini ölçüyor. Terzinin mezuraya bakıp kumaşın eninin uzunluğunu belirlediği anda terzi mezuradan aşağıdakilerden hangisini görmüş olabilir? Değerli arkadaşlarım bakın, kök 21'in yaklaşık değeri bu 4,58. O zaman biz şuranın yaklaşık değerini bulalım. 3 çarpı 4,58. Bakınız ne olur? 3 kere 8, 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 5, 15. 2 daha 17'nin 7'si elde var. 1. 3 kere 4, 12. 1 daha ne oldu arkadaşlar? 13,74 oldu. Yani demek ki şuranın yaklaşık boyu 13,74. Arkadaşlar şimdi mezuranın boyu 1,5. Yani bu nasıl gidecektir? Bakın 1,5 ölçer. Tekrar 1,5 daha ölçer. Bakın sıfırdan tutarak ölçer değil mi? 1,5 daha ölçer. 1,5 daha ölçer. Yani aslında 1,5'un katları olarak gider. 1,5. Bakın şöyle dikkatlice düşünün. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 11, 12. 12'ye gelir. 13,5'a da gelir arkadaşlar. Bakın 13,5'a geldikten sonra, yani böyle gider ya. En son 13,5'a gelir. Mezurayı bir daha tutar. Hani 13,50'den sonra mezurayı bir daha açar arkadaşlar. O zaman mezurayı bir daha açtığı zaman 50 ile 74 arasında nedir arkadaşlar bakın? 24 ile 25 arasında. Çünkü burada hala virgüllü bir sayı devam ediyor. Yani 74'ten 50'yi çıkarın. Hani 74'ten 50'yi çıkarın. Ne yapar? 24 virgül bir şey. Yani 24 küsur. Dolayısıyla arkadaşlar terzi mezurada 24 ile 25 arasına göre. Cevabımız Adana. Bakınız hem köklü sayı, hem problem, hem cetvel sorusu. Birden fazla şeye hitap eden bir soru. Şimdi geldik. Araba alım satım işi yapan Erkan Bey'in alıp sattığı arabaların birim fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Erkan Bey'in 225 bin TL parası olup bu paranın tamamıyla ticari araç alıp satıyor. Daha sonra elindeki tüm parayla binek araç alıp satıyor. Buna göre Erkan Bey'in her iki alım satım sonunda toplam kaç TL kar etmiş olur? Şimdi arkadaşlar 225 bin lira parası var. Bu paranın tamamıyla ticari araç aldı. Şimdi ticari araçların bir tanesinin fiyatı ne kadarmış? 15 bin lira. 225 bin liraya kaç tane ticari araç alabilir? 225 bini o zaman benim neye bölmem lazım? 15 bin liraya bölmem lazım. Ne yapar arkadaşlar? 15 tane. Şimdi 15 tane ticari araç aldı. Bunları sattı. Bakın 15 tane ticari araç aldı. Kaç para kar diyor birinden? 15 bin alıyor. Bakın kaça satıyor? Bakın az kala yanlış yere gidiyordum. 15 bini alıyor. 20 bine satıyor. Demek ki araç başı 5 bin lira kar diyor. O zaman önce buradan ettiği biz bir karı bulalım. 15 bin, 15 çarpı 5 bin, tamam mı? Ne yapar arkadaşlar? 75 bin lira kar eder. Sadece buradan. Peki şimdi 15 lirayı, 15 tane arabayı 20 binlerden sattı. Ne yapar? 300 bin TL sermaye yapar. Bakın sermayesi zaten bakın ne oldu? Sermayesi arttı. 225 bin liradan 300 bin liraya çıktı. Niye? Zaten 75 bin lira kar etti. Aslında öyle söylemeyip direkt bunu ekleseydik daha güzel olurdu. Böyle söylemiş olalım. Şimdi 300 bin liraya ne yapacak? Binek araç alacak. Peki binek aracın fiyatı ne kadar? 30 bin. O zaman 30 bine bölelim. Arkadaşlar kaç gelir? 10 tane. O zaman 10 tane binek araç aldı. Peki 10 tane binek aracı kaçtan sattı? 36 binden sattı. Yani buradan da ne kadar kâr etti aslında arkadaşlar? Araç başı. Bakın araç başı. Bakın yine aslında ya elim yanlış gerekti. Şöyle bakacağım. Özür arkadaşlar. Tabloya çok dikkat etmek lazım. Şuradan bakacağız. Araç başı 6 bin lira kâr ediyor. 10 tane araçtan ne yapar o zaman? 10 çarpı 6 binden ne olur arkadaşlarım? 60 bin lira olur. Çok güzel. 60 bin lira buradan kâr etti. 75 bin lira da buradan kâr etti. O zaman toplam kâr nedir? 135 bin lira. Baktığınız zaman basit bir soru ama işte benim gibi işlem hatası yaparsanız sınavda bu olur. Kocaman zor bir soru. Zaten yeni nesil soruların hiçbirinde uzun uzanıya bir işlem yok arkadaşlar. Sadece işte burada gördüğünüz gibi değişik değişik mantıklar var. İşte şimdi çıkmasını beklediğim iki tane soru tipine geldik arkadaşlar. Mükemmel iki tane soru. Bakın mükemmel iki tane soru.
Diyor ki bir öğretmen markete uğrayıp belli sayıda çikolata alıyor ve daha sonra sınıfa geliyor. Öğretmen kendisine 5 tane çikolata ayırdıktan sonra kalan çikolataları her bir öğrenci aynı sayıda çikolata alacak şekilde paylaştırıyor. Daha sonra her bir öğrenci kendi çikolatasından 4 tane yemiş, öğretmen ise 1 tane yemiştir. Fakat daha sonra öğrenciler komşu sınıftaki öğrencilerin de çikolata alması için birer çikolatalarını öğretmenlerine vermiştir. Son durumda öğretmendeki çikolata sayısı öğrencilerdeki toplam çikolata sayısından 4 fazla olduğuna göre öğretmen öğrencilerine ilk paylaştırmada toplam kaç tane çikolata vermiş olabilir? Şimdi arkadaşlar birincisi hiçbir şey anlamadım. Harbi bir şey anlamadım. Hocam niye okudun? Okudum ki sen de sınavda bu psikoloji geçeceksin. Sen de heyecanla anlamayabilirsin. Şimdi bak çikolata sayısını nasıl bulabilirsin? Kişi sayısı, bakın kişi sayısı çarpı bir kişide bulunan çikolata sayısı, bir kişide bulunan çikolata sayısı eşittir bana ne verir? Toplam çikolata sayısını verir arkadaşlar. Bir kere böyle bir formül var. Şimdi öğretmen kendisine 5 tane çikolata ayırdıktan sonra kalan çikolataları her bir öğrenci aynı sayıda çikolata alacak şekilde paylaştırmıştır. Şimdi öğrencilerin her birine ç tane çikolata versin. Öğrenci sayısı k olsun. Bakın her birine verdiği çikolata sayısı ç. Öğrenci sayısı k. Tamam mı arkadaşlar? Dikkatli gidelim. Öğrenci sayısı k. Öğretmenin kendine ayırdığı çikolata sayısı da b. Öğretmende de 5 tane çikolata ayırdı. Öğretmen 5 çikolata ayırdı. Az odaklanalım soruya arkadaşlar. Siz de odaklanın. Daha sonra her bir öğrenci kendi çikolatasından 4 tane yemiş. Demek ki öğrencilerin her biri kendi çikolatasından 4 tane yemiş. Yani ne kaldı o zaman? Ç-4 tane çikolata kaldı. Daha sonra öğretmen ise bir tane yemiştir. Öğretmenin elinde de arkadaşlar 4 tane çikolata kaldı. Fakat daha sonra öğrenciler komşu sınıftaki öğrencilerin de çikolata alması için birer çikolatalığını öğretmenlerine vermişlerdir. O zaman her bir çocuğun çikolata sayısı bir tane azaldı. Ç-5 oldu. Öğretmene de her biri bir tane çikolata verdi ya. Öğrenci sayısı K olduğu için aslında öğretmene K tane çikolata verildi. K çarpı bir tane. Hani her biri bir tane veriyor. K tane öğrenci var. O yüzden 1 çarpı K'dan K tane verdi. Öğretmenin elinde şu anda 4 artı K tane çikolata var. Son durumda öğrencilerde de bu kadar var. Son durumda öğretmendeki çikolata sayısı öğrencilerdeki çikolata sayısından 4 fazla. Şimdi öğretmendeki çikolata sayısı nedir arkadaşlarım? Öğretmendeki çikolata sayısı 4 artı K'dır. Peki ne diyor? Öğretmendeki çikolata sayısı öğrencilerdeki toplam çikolata sayısından. Öğrencilerdeki toplam çikolata sayısını nasıl bulabilirim? Her bir öğrencide ç-5 çikolata var. Bakın her bir öğrencide ç-5 çikolata var. K tane de öğrenci var. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar? Ç-5 çarpı K tane çikolata oldu. Yani çocuk öğrencilerdeki toplam. Bundan neymiş arkadaşlar? Öğretmendeki çikolata sayısı. Bundan 4 fazlaymış. Bakın 4 fazlaymış. O zaman ben bunlara 4 eklersem bu da öğretmendeki çikolata sayısına eşit oluyor. Bakın 4 eklersem bu da öğretmendeki çikolata sayısına eşit oluyor. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar bir şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Acaba şurayı kaçırdım mı? Bir dakikanızı istiyorum. Şimdi burada denklem doğru kurmuş arkadaşlar. Bir kontrol yaptım. Denklem doğru kurulmuş. Dörtler birbirini götürür. Bakın K eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Ç-5 çarpı K oldu. Peki K'lar da birbirini götürsün. O zaman ne gelir arkadaşlar? 1 eşittir. Ç-5. O zaman eksi 5'i bu tarafa atın arkadaşlar. Ç neye eşit? 6'ya. Diyor ki ilk paylaştırmada toplam kaç tane çikolata vermiş olabilir. Demek ki arkadaşlar bakınız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay nedir? Şimdi ç'yi ne buluyoruz? 6 buluyoruz değil mi? Arkadaşlar şimdi videoyu durdurdum. Bayağı bir uğraştım. Bakınız burada acaba bir hatamız mı var diye baktım. Şimdi son durumda öğretmendeki çikolata sayısı öğrencilerdeki toplam çikolata sayısından 4 fazla diyor ya. Yani 4 artı k eşittir ç-5 çarpı k artı 4 değil mi? Öğrencilerdeki toplam çikolata sayısı bu. Bundan 4 fazla diyor. Şimdi burada 4 ile 4 birbirini götürüyor. K ile de k birbirini götürüyor. ç-5 eşittir 1 oluyor. Bakın ç-5 eşittir 1 oluyor. -5'i bu tarafa atıyorum. Ç eşittir ne oluyor arkadaşlar? 6 oluyor. Şimdi bakınız demek ki öğretmen ilk paylaştırmada bir öğrenciye ne kadar çikolata verdi o zaman? 6 tane çikolata verdi.
O zaman arkadaşlar sorunun bence şurasını bir düzeltme yapmak lazım. Bu soruyla ilgili görüşünüz varsa da muhakkak belirtin arkadaşlar. Gerekirse buraya editler başka bir soru daha çekebilirim. Bence şöyle olması lazımdı. Öğrencilerine ilk paylaştırmada bir öğrenciye kaç çikolata vermiştir olmalıydı. Bunun cevabı da 6 olmalıydı arkadaşlar. Ben bunu 6 diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir şekilde farklı görüşünüz varsa muhakkak yorumlara belirtin arkadaşlar. Şimdi 7. soruya bakalım. Antalya'da bir grup gezerken manava uğruyorlar ve belli sayıda muz alıyorlar. Sonra muzun tamamını herkese eşit sayıda muz düşecek şekilde paylaşıp herkes kendi muzundan 4 tane söylüyor. Aslında yukarıdaki sorunun ekürüsü. Bakalım bunda durum ne? Şimdi kişi sayısı nedir arkadaşlar? K olsun. Kişi başına düşen muz sayısı o da M olsun. O zaman bakınız. Şimdi kaç tane muz aldılar? K çarpı M tane muz aldılar toplam. Ama diyor ki sonra muzun tamamını herkese eşit sayıda muz düşecek şekilde paylaşıp herkes kendi muzundan 4 tane yiyor. O zaman kişi başı M-4 tane muz kalıyor. Hala kişi sayısı K. Gruba daha sonra katılan Ensar'a ellerinde kalan muzlardan birer tane verdiklerinde bakın gruba daha sonra katılan Ensar'a ellerinde kalan muzlardan birer tane verdiklerinde. Şimdi burada o zaman her kişide M-5 muz kalıyor. Gruba da Ensar katılıyor. Bakınız. Gruptaki kişi sayısı da K+1 oluyor. Gruptaki herkesin elinde eşit sayıda muz olduğu görünüyor. Bakın o zaman yani herkesin elinde M-5 tane muz var. Ensar da geldi. K+1 kişi oldu. Yani muz sayısı değişmedi. Toplam muz sayısı değişmedi. O zaman arkadaşlar K çarpı M-4 eşittir. K+1 çarpı M-5. Bakın bu denklemi çözeceğiz. Çünkü toplam muz sayısı burada neyse burada da odur. Çünkü sadece Ensar'a veriyorlar. Kimse yemiyor. O zaman ne olur? KM eksi 4K o da eşittir. Yine arkadaşlar çarpalım dikkatlice. KM bakın K ile eksi 5 çarpın. Eksi 5M. 1 ile M'yi çarpın. M. 1 ile eksi 5'i çarpın. Eksi 5. Değerli arkadaşlarım KM'ler birbirini götürdü. Şimdi dikkat edelim. Eksi 5M ile M de birbirini götürdü. Bakın ne kaldı buradan? Eksi 4M mi kaldı? Eksi 4M kaldı. Arkadaşlar bunları öbür tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. O zaman 4K bakın eksi 4K'yı bu tarafa attım. Bunu da öbür tarafa attım. Ne olur o zaman? Eksi 4M'ydi. Değil mi? Öbür tarafa attım. Artı 4M artı 5 oldu. Evet. Şimdi bana diyor ki başlangıçtaki muz sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bana K çarpı M'yi soruyor. Bakınız. Şimdi burada arkadaşlar geri kalan iş değer vermek. Evet güzel bir şekilde değer vereceğiz. Ama ben bir son bir işlemi kontrol ediyorum. KM eksi 4K. KM tamam. Eksi 5K. Bir dakika şu eksi 5K olacaktı. Özür. Bak şu eksi 5K oldu. KM eksi 5K artı M eksi 5. Çok özür arkadaşlar. Orası KM. Bir rengimizi değiştirelim. Şunu tekrar güzelce yazalım. Şimdi şurası K oldu. Tamam devamı doğru. O zaman bunu bir tarafa atalım. K geldi. Bakın bunun B eksi 5K ile bundan bu gitti. K geldi. Bunlar yine birbirini götürdü. Ve burada ne var arkadaşlar? M eksi 5 var. Hani K ile M arasında 5 fark var. Şimdi oldu iş. Peki bu hangisi olabilir? Değerli arkadaşlarım. Bakın 50 olabilir. Neden? 10 çarpı 5. Bakın 50 olabilir diyor zaten. Olabilir. 50 çarpı 5. Diğer hiçbir seçenekte bunun olduğunu göremezsiniz. Aralarında 5 fark olan iki sayının çarpımının mesela 30 olduğunu, 35 olduğunu, 40 olduğunu, 45 olduğunu göremezsiniz arkadaşlar. Uzun uzun denklem kurmaya gerek yok. Size asla tam söylemem bir cevap vermezler. Zaten çıkması da imkansız. Kişi sayısı doğal sayının dışında olamaz. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Şimdi arkadaşlar 8. soru da gayet zordu. Bu da yine gayet zordu. Acaba burada başka bir şey mi demek istedi? Burada bir sonradan bir müdahale mi oldu? Ben anlayamadım ama 7. sorunun bence cevabının ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bir dakika daha bakacağım. Arkadaşlar dediğim gibi burayı ben düzelttireyim. Bu şöyle olacak. Öğrencilerine ilk paylaştırmada bir öğrenciye kaç çikolata vermiştir olmalı ve bir öğrenciye öğretmen
Buradan baktığımız zaman kaç çikolata veriyor? 6 tane çikolata veriyor. Yani C buradan 6 olmalı değerli arkadaşlarım. Çünkü buradan denklem zaten sağlıyor. Yani şurası düzelecek. Öğrencilerine ilk paylaştırmada bir öğrenciye kaç tane çikolata vermiştir olmalı? 6. Ama farklı, belki ben bir yeri kaçırmışımdır arkadaşlar. Siz eğer kaçırdığım yeri yakalarsanız belirtin. Gerçekten çok sevinirim belirtirseniz arkadaşlar.